Herkese merhaba, ben İsmet Hoca. Bugün size Kanuni Sultan Süleyman'dan bahsedeceğim. Osmanlı tarihinde en uzun süre tahtta kalan hükümdar. 46 yıl çok uzun bir süre. Osmanlı Devleti'nin en parlak dönemi olarak adlandırılır. Sultan Süleyman dönemi. Hatta sonraki yıllarda, özellikle 17. yılda ıslahatçılar hep böyle Kanuni dönemine dönmeye çalışırlar. Böyle bir özlemleri vardır. Osmanlı tarihinde çok iz bırakan da bir dönemdir. Hem doğuda hem de batıda çok aktif bu yıllarda Osmanlılar. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman dönemi demişiz. Hep yaptığımız gibi kısa bir özet geçelim, dönemi tanımlayalım. Osmanlı tahtında en uzun süre kalan sultan olup bu devir Osmanlı tarihinin zirve dönemi olarak kabul edilir. Böyle düşünülür. Sultan Süleyman gerek doğuda, gerek batıda ve gerekse de denizlerde giriştiği faaliyetlerle bir yandan imparatorluğun sınırlarını genişletmiş, bir yandan da devleti o dönemin en üstün gücü haline getirmiş. Hatta Osmanlı siyaseti bu dönemde ta Hint Okyanusu'na kadar uzanıyor. İşte Almanya'ya kadar giden seferler, Akdeniz'in batısına kadar ulaşan bir takım seferler var. Çok aktif bir dönem. Sultan Süleyman'ın tuğrası, tasvirleri buralarda görüyoruz. Bir portresi, bir minyatürü. Burada da sultanın tuğrası söz konusu. Şöyle başlayalım. Aslında tahta pek problemli de geçmemiş. Zaten şurada diyeceğiz ki Kanuni devrini hazırlayan koşullar nelerdir? Bir takım şansları da var aslında Kanuni'nin. Nedir? Padişahın tek erkek çocuğu, yani Yavuz'un tek erkek çocuğu. Dolayısıyla herhangi bir taht kavgası yaşamadan tahta çıkmış. Mesela gerek 2. Bayezid, gerek Sultan Selim hep bu tür taht kavgalarıyla mücadele etmek durumunda kaldı, uğraşmak durumunda kaldı. Dolayısıyla Kanuni'nin böyle bir dezavantajı olmadı. Bir diğeri, babası Yavuz döneminde doğuda Osmanlı'ya tehlike oluşturabilecek devletler bir biçimde bertaraf edildi. Safeviler ağır bir mağlubiyete uğratıldı. Çaldıran'da bunu görmüştük. Memlük devleti de yıkıldı. İşte Mercidabık, Ridaniye savaşları vesaire. Bir diğeri de tabii ki güçlü bir ekonomik altyapısı da söz konusu. Özellikle doğuya yönelik seferlerin devletin maliyesini çok güçlendirdiğini, Mısır'ın alınmasının Osmanlı hazinesine büyük katkılar sağladığını biliyoruz. Şunu unutmayalım ki büyük seferler yani büyük hazinelerle finanse edilmek durumunda. Aksi takdirde bu biraz zor olur. Zaten Kanuni devrinin son dönemlerinde de ekonominin pek iyi olmadığını, yani bu büyük seferlerin bir mali yansıması da olacaktı ki böyle de oldu. Bakalım başka ne var? Bazı iç meseleler demişiz. Yani herhangi bir taht kavgası yaşamadı ama tahta çıktıktan henüz 2 ay sonra böyle bir isyanla karşılaştı. Canbert Gazali eski bir Memlük emiri. Kendisi yeniden bu devleti canlandırmak istiyor ama bu isyan bastırıldı. Ahmet Paşa Yavuz döneminin önemli devlet adamlarından biriydi. Kendisi Kanuni devrinde vezir-i azamlık makamı bekliyordu. Buraya gelemedi. Kendisi bu makama gelemeyince hatta Mısır'a vali olmak istedi. Dolayısıyla da sonra da burada bağımsız bir devlet kurma amacına girişti. Derken bu isyanda alınan tedbirler sonucunda ortadan kaldırıldı. Bu iki isyanın önemi nedir? Herhangi bir dini ya da ekonomik bir sebep olmadan, yani sadece siyasi bir takım hedeflerle çıkan isyanlar. Bu üniversite sınavında geldi geçtiğimiz senelerde. Doğrudan doğruya Mısır'da çıkan ve siyasi amaç güden isyanlar. Peki, bir de daha dini ve ekonomik sebepler olan isyanlar var. Baba Zünnün isyanı, zaten bir isyanın başına böyle baba ifadesi görüyorsanız o çoğunlukla dini nitelikler olan bir isyandır. Hemen söyleyelim. Ekonomik ve dini temelleri olan bu isyan Osmanlı hakimiyetine girmek istemeyen Türkmen gruplarca çıkarılmış ama bastırılmış. Peki denebilir ki yani niye bu gruplar Osmanlı hakimiyetine girmek istemiyor? Bunun tabii ki sebepleri var. Şöyle. O yıllarda henüz tabii ki daha aşiret yapısına dayalı olan, kontrolden uzakta yaşamaya alışmış olan bu Türkmen gruplar özellikle Osmanlı'nın güçlü yani vergi sistemine dahil olmak istemiyorlar. Osmanlılar bir bölgeyi aldıktan sonra orada tahrir yaparlar. Tahrir bir bakıma oradaki o bölgenin ekonomik sosyal imkanlarının röntgenini çekmektir. Yani o devlet oradan alacağı vergilere hesaplar, bunları kayda geçer ve vergiler de tahrir defterlerindeki oranlar üzerinden alınır. Tabii ki bu daha sıkı bir vergi sistemi. Bu devlet kontrolüne girmek ve bir takım yükümlülükleri üstlenmek demektir. İşte bu devlet kontrolünden uzakta yaşamaya alışmış, aşiret yapısına bağlı olan Türkmen gruplar ne böyle bir vergi yükümlülüğüne girmek istiyorlar ne de böyle bir devlet kontrolü istiyorlar. Dolayısıyla da zaman zaman da böyle bir takım
Dini motifler de bunların içine girince böyle isyanlar çıkıyor. Bunu biz nerede gördük? Anadolu Selçuklar'da Baba İshak ayaklanması ki çok etkin bir ayaklanmaydı. Hatta devletin yıkılmasına kadar da gitti aslında. Kalenderoğlu isyanı Şii propagandasının etkisiyle Kalenderoğlu adı verilen bir dervişin önderliğine çıkan bir isyan. Dini de bir nitelik taşıyor. Vezir-i Azam İbrahim Paşa'nın aldığı tedbirlerle bastırılıyor. Yani bu sadece dini bir isyan da değil. Burada da ekonomik sebepler söz konusu. Özellikle yani tımarları, toprakları elinden alınmış bir takım böyle beylik dönemindeki askerlerin de burada etkin olduğunu biliyoruz. Ama o biraz detay. Sonuç olarak 4 tane isyandan bahsettik bu dönemde. Gelelim biz asıl Kanuni'yi kanuni yapan faaliyetlere, batıdaki faaliyetlerine. Şimdi şöyle bir harita var. Bu Fatih dönemindeki harita gördüğünüz gibi arkadaşlarım. Fatih döneminde Osmanlılar çok ciddi ilerlemişlerdi. İşte Bosna falan buralara kadar gitmişlerdi. Arnavutluk vesaire, Karadağ, Mora buralar hep alınmıştı. Sırbistan alınmıştı. Ama Osmanlılar Belgrad'ın ötesine de gidememişlerdi. Bu nehir Tuna Nehri. Gördüğünüz gibi şöyle. Tuna ötesi prenslikler, Eflak buralar. Buralar zaten Osmanlı'ya bağlı vasal bölgeler. Buraların kendi hanedanları var. Osmanlı sınırları dediğim gibi Batı'da Belgrad'ın ötesine gidememişti. Ve uzun zamandan beri de aslında Batı'da bir ilerleme yoktu. Yavuz döneminde Doğu'da bir ilerleme oldu. Osmanlılar buralara, Orta Doğu'ya, Mısır'a kadar gittiler. İkinci Bayezid döneminde de böyle burada kuvvetli bir ilerleme olmamıştı. Bir takım böyle Karadeniz sahilinde, Mora etrafında bir takım başarılar vardı. Ama buralarda bir ilerleme yoktu. Buralarda Osmanlılar karşısında Macarlar söz konusu. İşte Budin, bugünkü adıyla Budapeşte. Şimdi niye öyle diyorum Kanuni Fatih'in izinde? Tabii şunu da anlatayım. Burası da Rodos. Fatih Ege'ye hakim olmak istedi. Ege'den Venedik'i çıkartmak istedi. Yani bu denizi özellikle böyle bir Osmanlı denizine dönüştürmeye çalıştı. Ama Rodos'u alamamıştı Osmanlılar. Rodos'un çok kritik bir önemi var. Çünkü Mısır'dan gelirken özellikle İstanbul yolu üzerinde yani İstanbul Kahire arasında Rodos'un çok önemli bir yeri var. Anadolu'ya çok yakın, Anadolu'yu tehdit edebiliyor. Hem buradan giden haç kafileleri hem ticaret yolları üzerinde ve Anadolu'yu da tehdit eden bir durumda. Bir bakıma aslında Hristiyanlığın doğudaki bir ileri karakolu gibi Rodos. Fatih burayı da alamamıştı. Şimdi ben niye burada Kanuni Fatih'in izinde demişim? Şöyle hemen anlatalım. Fatih zamanında Osmanlı fetihleri Belgrad'da durdurulmuştu. Hatta Fatih burayı kuşattı ama alamadı. Orta Avrupa'da fetihlerin sürmesi Belgrad'ın alınması ile mümkündü. Belgrad bir bakıma aslında Balkanların anahtarı gibi bir şey. Bu şehrin alınmasıyla Macaristan'ın fetih yolu açılmış ve sonraki dönemler için Osmanlılar çok önemli bir üs elde etmiştir. Gerçekten de Belgrad öyle. Batıdaki seferlerde hep Osmanlı birlikleri Belgrad'a giderler. Buradan batıya doğru gidilir. Hatta geri çekilişlerde de yani ordu Belgrad'da gelir durur. Pek çok örneği de vardır bunun Viyana kuşatması gibi. Bakalım not. Belgrad'ın alınması Fatih'ten beri duraklamış olan batıdaki gaza faaliyetleri için yeni bir başlangıç olacak ve Osmanlılar Orta Avrupa'da hızla gaza faaliyetlerine girişip hakimiyetlerini Macaristan'ın da ötesine ta Viyana'ya kadar taşıyacaklar. Gelelim Rodos'a. Nasıl ki Avrupa'da daha aktif bir siyaset izlemek için Orta Avrupa'da Belgrad lazımsa size Akdeniz'de de Rodos çok önemli. İstanbul Kahire ticaret yolu üzerinde haçların bir ileri karakolu durumunda olması, buradan yapılan korsanlık, haç kafilelerine yönelik saldırılar, Akdeniz'de daha geniş bir askeri faaliyet yürütebilmek için Rodos'un alınması gerekiyordu. 1522'de de Burak kuşatıldı. Yani Rodos çok zar zor alınan bir yer, onu da söyleyelim. Çok ciddi kayıplar da var. Hemen anlatalım. Kuşatma Osmanlılar açısından çok zor geçmiş ve sonuçta şövalyeler anlaşma yoluyla adayı teslim etmişler. İmparator Malta'ya taşıt. Önce Trablusgarp'a sonra da Malta'ya taşıyacak buradaki şövalyeleri. Adanın alınması Akdeniz hakimiyeti ve Anadolu kıyılarının emniyeti bakımından da son derece önemliymiş. Böyle bir durum var. Niye Kanuni Fatih'in izinde dedim anlamışsınızdır umarım. Hem Batı'da hem de Akdeniz'de Fatih'in yarım bıraktığı iki iş. Zaten Belgrad'ın alınması o kadar önemli ki 1521'de Osmanlılar burayı alacaklar göreceğiz. Hemen 1526'da Muhaç'ta buraları alacak Osmanlılar. Hızla Orta Avrupa'ya gidecek. Hatta sonra Viyana'ya kadar ulaşacaklar. Bakalım Belgrad. Çok kritik bir şehir. Özellikle su yolları üzerinde çok kritik bir yerde. Belgrad Kalesi çok sarp da bir kale. Burayı almakta çok zorlanmış Osmanlı Devleti.
Şöyle bakalım. Bir mahkumun idamı Belgrad'da. Bu da değişik bir minyatür. İlk defa gördüm bunu. Bir fil tarafından eziliyor. Yani bilmiyorum, buralarda da fil var mıymış? Pek böyle Osmanlı minyatürlerinde görmediğimiz bir unsur aslında. Fil, yani bir insanın fille idam edilmesini de ilk defa görüyorum. Sultan Rodos kuşatmasında 1522'de. Dediğim gibi Rodos çok zor alınmış bir yer, bir ada. Gelelim batıya. İşte Kanuni'yi kanuni yapan yer, bölge aslında batı daha çok. Mohaç Meydan Muharebesi belki de en büyük zaferi sultanın, 1526'daki bu büyük zafer. Neden? Osmanlıların kuruluş döneminden bu yana onlara en çok direnç gösteren devlet Macarlardı. Macaristan'dı, Macar Krallığı'ydı. Bir bakıma aslında Avrupa'nın koruyucusu gibiydi İslam karşısında. 2. Avrupa'nın içinde bulunduğu istikrarsız durum ve Osmanlıların Macaristan'ı topraklarına katmak istemesi. Macar tahtında çok genç yaşta bir çocuk var. Yani 2. Lajos, 19 yaşında yanlış hatırlamıyorsam, çok küçük yaşta. Habsburgları yenilen Fransa kralının Osmanlılardan yardım istemesi. Bu yıllarda Osmanlı ile Fransa arasında böyle bir ittifak ortaya çıkıyor. Avrupa'da bir güç var, büyük bir güç. Roma Cermen İmparatorluğu ve Habsburg Hanedanı. Avusturya, Macaristan, İspanya, Almanya gibi ülkelerin taçları bu ailenin elinde. Habsburglara karşı Avrupa'da mücadele eden bir devlet var, Fransa, ve Osmanlılarla da Fransa'nın yakın bir ilişkisi var. Fransızların Osmanlılardan yardım istemesi, Macaristan'ın da içinde bulunduğu karışık durum, ki Macaristan o yıllarda aslında bölünmüş de bir devlet. Sultan bunu değerlendirecek. Şöyle diyelim. Bu yardım çağrısı Osmanlıların Macaristan'a müdahalesine ortam hazırlamış. Habsburgların batıda artan etkisine karşı Osmanlılar bu ailenin doğu kanadı olan Macar Krallığı'na bir darbe vurmak istemiş. Bu yolla da aslında Fransa'ya da yardım etmeye çalıştılar. François, bu da Kanuni, gördüğünüz gibi bir ittifak var o yıllarda. Hatta yani François'nın bir sözü var. Avrupa'daki devletlerin Habsburglara karşı yaşaması ancak Osmanlı'nın yardımına bağlı diyor kendisi. Böyle de bir önemi var Osmanlıların. Avrupa siyasetinde çok merkezi bir yeri var Osmanlı Devleti'nin. Şöyle olacak. 1526'da zafer kazanılacak. Özellikle bu zafer Osmanlı teknolojisinin Avrupa'dan ne kadar üstün olduğunu da gösterecek. Sonuçları ne dersek, sonuçları şu. Macar kralı Lajos öldü. Bu din Osmanlıların eline geçti. Hatta sultan gidip bu dinde kralın sarayında da kaldı. Ve şöyle oldu. O yıllarda dediğim gibi Macaristan'da iki tane grup var. Lajos'un da başını çektiği Habsburglara yakın bir grup var. Bir kısım Macar soylusu Habsburgları destekliyor. Ama Erdel Bey'i, Jan Zapolya'nın da başını çektiği bir grup var ki bazı Macar asilzadeler, yani Macar tahtının Macarlarda kalması gerektiği iddiasında, onlar Osmanlı'ya biraz daha yakın. Şöyle oldu. Osmanlılar geleneksel fetih yöntemlerine uygun olarak Macaristan'ı doğrudan topraklarına katmadı. Önce burayı bir bağlı krallık haline getirdi. Macaristan'ın merkezi olan uzaklığı ve ani fethin bölgede yaratacağı tepkiler nedeniyle Osmanlılar Erdel Bey'i, Jan Zapolya'yı Macar kralı olarak tayin ettiler. Böylece meseleler de başladı. Bundan sonrası nedir? Bu biraz detay ama şöyle anlatalım. Bundan sonra olacak olanlar şunlar. Osmanlı Devleti daima bu Macaristan'daki durumu Avusturya'ya kabul ettirmeye çalışacak. Göreceğiz zaten şimdi. Bu tarihten sonra Osmanlıların Batı siyasetine yön veren en önemli gelişme, Macar topraklarında hakkı olduğunu iddia eden Habsburglara karşı Macar topraklarını korumak. Nereden çıkıyor bu? Avusturya Kralı Ferdinand'ın kız kardeşi Lajos'la evli. Lajos ölünce Ferdinand diyor ki bu topraklar benimdir diyor. Böyle bir iddiası söz konusu. Ama buna itiraz eden Macar soylular var. İşte bu tarihten sonra Macaristan üzerinde bir Osmanlı Habsburg rekabeti var. Bunları hiç ezberlemeseniz bile, yani bu dönemde Orta Avrupa'daki mücadele nedir desek Osmanlı Habsburg rekabeti, bunu bilen, hatta Akdeniz'de de bu böyle. Gerisi artık detay. 1529'da Ferdinand bu dini aldı. Jan Zapolya Osmanlılardan yardım istedi. Osmanlılar bir daha bölgeye gittiler. Bu dini kurtardılar. Sultan Viyana'ya kadar gitti. Meşhur 1. Viyana kuşatması. Ne oldu? Bu kuşatma aslında bir fetih hareketi olmaktan çok Avusturya'ya bir gözdağı vermek. Yani bak, bu Macar işlerine karışma kardeşim demek. Yoksa bu iş senin kapına kadar gelir, bu savaş. Hristiyan dünyasının önemli merkezlerinden olan Viyana alınsa bile elde tutulması oldukça zordu. Hem mevsimin kışa dönmesi hem de Osmanlı ordusunun da lojistik bakımdan yetersizliğinden dolayı kuşatma kaldırıldı. Dediğim gibi burada bir fetih amacı yok aslında. Yani
Osmanlılar bir kez aslında adam akıllı Viyana'yı almaya çalıştılar. O da 2. Viyana kuşatmasında neredeyse de alıyordu ama o da büyük bir felaketle bitti. Bu ilk kuşatmada böyle kuvvetli bir fetih amacı da yok, onu belirtelim. Daha sonra ne oldu? Ferdinand'ın tekrar Budin'e saldırması, Sultan'ın yeniden bölgeye sefer düzenlemesi. Sultan bu kez bu işi halletmek istiyor. Yani Habsburgları bir savaşta mağlup etmek istiyor. Hatta şöyle demiş: Padişah seferin hedefi olarak doğrudan doğruya Kutsal Roma Cermen İmparatoru Şalken'i göstermiş. Meşhur Alaman Seferi. Ve onu bir meydan savaşına zorlamak istemiş ama ne Şalken ne de Ferdinand Osmanlıların karşısına çıktı. İkisi de çıkmadı. Osmanlı akıncıları ta Almanya'ya kadar gittiler. Hatta bazı kaleler de alındı. Buralarda dur bakalım. Burada görebiliyor muyuz? Bu Viyana kuşatması ile ilgili bir resimmiş. Şöyle bakalım. Bu neymiş bakalım? Sultan 1529 seferinde. Burada da yine 1529'da Osmanlıların Viyana önlerine gelişi. Görüyoruz burada. Bunlar da Osmanlı askerleridir. Ama dediğim gibi şehir alınamadı. 1533 anlaşması. Bu önemli. Osmanlı tarihinde çok bilinen bir anlaşmadır aslında. Anlaşmadan çok ateşkes desek daha doğru. Hep anlaşma diye geçiyor ama. Batı Avrupa'daki gelişmeler Şarken için sıkıntılı bir hal almıştı. Niye? Çünkü bu yıllarda reform da Avrupa'da artık kuvvetlice kendini hissettiriyor. Ve Şarken dedi ki kardeşi Ferdinand'a git ne yap et sultanla anlaşmaya bak dedi. Osmanlılar da bu sırada bir doğu seferine çıkmak istiyordu. Derken taraflar anlaşmaya vardılar 1533'te. Bu anlaşma çok önemli. Niye çok önemli? Şöyle. 1532 seferiyle aslında Macaristan meselesi bir ölçüde çözülmüş gibiydi. Osmanlıların tayin ettiği Macar kralının da bu adamlarca tanınmasını istiyorduk. Yani Zapolya'yı. Şöyle bir anlaşma yapıldı. Dediler ki Ferdinand'ın elinde olan Macar toprakları için yani Avusturya her yıl Osmanlı'ya vergi verecek. 30 bin altın ama bu vergi bir veriliyor bir verilmiyor. Çok karışık işler olmuş burada. Ferdinand Osmanlıların tayin ettiği Macar kralını tanıyacak. İşte bu çok önemli. Zaten en baştan beri amaç buydu. Macaristan'daki Osmanlı politikasını kabul ettirmek. Ferdinand uyduğu sürece anlaşmaya uyulacak ama pek de uzun süreli bir anlaşma olmadı. Nereden biliyoruz? Birbiri ardına seferler olacak. Not, neler bilinmeli buralarda? Bir sürü şey anlattık, bir sürü sefer ve bir sürüsünü anlatacağız daha. Bu anlaşmayla Osmanlılar kendi siyasetlerini Avusturya'ya kabul ettirdi. Nereden biliyoruz bunu? Avusturya vergi veriyor, Avusturya Osmanlıların tayin ettiği kralı kabul ediyor. Bu anlaşmanın görüşmelerinde Avusturya kralı Osmanlı sultanına değil, bizim sadrazama denk görülmüş. Böyle bir protokol uygulanmış. Yani bir bakıma Osmanlılar Avrupa'da üstün. Gerek vergi verilmesi, gerekse protokolde sultana eşit olmaması, kralın bu yıllarda Orta Avrupa'daki üstünlüğün Osmanlılarda olduğunu gösterir. Ama dediğim gibi çok uzun süreli anlaşmalarda değil bunlar. Bundan sonraki süreçte birbiri ardına seferler gerçekleşecek. 1541 seferi, yani Zapolya'nın ölümü, Ferdinand'ın Macar topraklarına girişi, Osmanlıların tekrar bölgeye gitmesi ve Osmanlılar şunu görüyor artık. Yani bu Macar tahtına birini tayin etmekle bu iş olmuyor. Ne yapalım? Macaristan'ın belli bölgelerini doğrudan devlete bağlayalım. Neresi? Budin. Bu seferin en önemli sonucu bu. Budin, Osmanlı merkezine bağlı bir beylerbeylik oldu. Zapolya'nın küçük yaştaki oğlu da Erdel'e prens olarak tayin edildi. Böyle bir durum söz konusu. 1543 seferi Sultan aslında yani biraz daha Macar topraklarını genişletme çabasında Avusturya'yı buradan atmak istiyor. Esztergom Kalesi'nin alınması çok önemli. Zaten 1550'de de Budin Beylerbeyliğinden sonra yeni bir beylerbeylik kuruldu. Temeş var. Beylerbeylik nedir onu anlatalım. Beylerbeylik özellikle tehlikeli komşuların sınırlarında oluşturulmuş bir tür askeri yapıdır. Yani o bölgeleri korumak amacıyla kurulmuş yapılardır. Yoksa Osmanlıların temel idare birimi sancaktır. Osmanlılar divandan doğrudan doğruya sancak beylerine yazı gider. Yani şöyle olmaz. Divandan beylerbeylerine, beylerbeyinden sancakbeyine olmaz genelde. Sadece sancakbeyleri savaş zamanında birkaç sancak bir araya gelip bir beylerbeyinin emrine girer. Dediğim gibi beylerbeyi temelde bir askeri vazifedir aslında. Son seferi sultanın 1566 Ziget var seferi. Bu kaleyi de Osmanlılar almayı başaracaklar. Zaten sultan da bu sefer sırasında ölecek. Şöyle bakalım.
Osmanlı ordusu Esargon Kalesi'ni kuşatırken 1543, ki Sziget var da çok zor alınmış bir kale, onu da söyleyelim. Erdel Prensi Sigismund'un sultanın huzuruna çıkışı 1556'da. Bakalım. 1566'da Sultan Sziget var da, tabi artık çok yaşlanmış. Burada o kadar yaşlı tasvir edilmemiş ama Sultan artık Sziget var da çok çok yaşlı bizim Sultan. Yani 1495 doğumlu, işte 66'da da öldüğüne göre Sultan artık bir hayli yaşlanmış durumda. 71 yaşına gelmiş. Tüm bu anlatılanların özeti nedir? Yani bir sürü şey anlattım. Tabii ki kafa karıştırıcı olabilir. O sefer, bu sefer. Siz bunlara çok takılmayın bence. Bunu şöyle bilelim. Padişahın Batı siyasetindeki temel hedefi Orta Avrupa'ya hakim olmak. Burada rekabet ettiği devlet, aile, Habsburglar bunların gücünü kırmak. Özellikle de Macaristan üzerinde bir kontrol sağlamak istiyor Osmanlılar. Osmanlıların yaptığı tüm seferlerdeki amaç Macaristan'ı Avusturya karşısında elde tutmak ve Orta Avrupa'daki üstünlüğü kabul ettirmek. Zaten bunu seferlerde de görüyoruz. Şuradaydı Osmanlı sınırları. Daha önce burada tıkanmıştı demiştik. Belgrad'ı alındı. Belgrad'ın alınmasından sonra zaten görüyorsunuz ta Osmanlılar nerelere gittiler. Budin alınacak. Viyana önlerine kadar gidecek Osmanlılar. Yani Balkanlardan Orta Avrupa'ya bir geçiş söz konusu bu yıllarda. Bu da Kanuni döneminde Osmanlı Devleti'nin sınırları. Gördüğünüz gibi Erdel burası, Transilvanya denen yer. Önce tüm Macar Krallığı Osmanlı'ya tabiydi. Macar Krallığı adı altında. Sonra devlet dedi ki bu böyle olmayacak. Biz burayı bir beylerbeylik yapalım. Budin beylerbeyliği olsun. Erdel de bize bağlı bir prenslik olsun. Yani Osmanlı'ya bağlı Tuna ötesi prensliklerden biri oldu. Umarım anlaşılmıştır. Kanuni dönemi tabii ki 46 yıl koskoca Kanuni bir sürü sefere gitmiş. Epey de işler yapılmış arkadaşlar. Bu Batı seferleri biraz kafayı karıştırabilir ama umarım da anlaşılmıştır. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlarım.